Abi. Şu arkadaş ne? 57. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin çok saygıdeğer devlet bakanı. Toplumumuzda saygılı olan kanaat önderlerimiz. Kırklareli Sivil Toplum Kuruluşlarının değerli temsilcileri. Meslek Odası Başkan ve yöneticileri. Aramızda bulunan üretici birliklerinin çok değerli başkanları. Demokrasimizin temel taşı saygıdeğer muhtarlarımız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer yöneticileri, Millet İttifakı Kırklareli İl Başkanları, Sayın Milletvekilleri, Kırklareli Belediye Başkanım, aramızda bulunan ilçe ve belde belediye başkanlarımız, yazılı, görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri, çok saygıdeğer konuklar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımlarıyla Isranca Dağları ve Ergene Ovası üzerinde yer alan Hudut ilimiz, Batı'nın güzel Serhat şehri, Kırklareli'nde düzenlediğimiz kanaat önderleri buluşmasına hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanımız, çok değerli konuklar, ben sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, yol göstericimiz, ebedi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarıyla vatan şehitlerimizin aziz ruhlarınızı saygı duruşuna ve istiklal marşını okumaya davet ediyorum. Sahibi Kırklareli İl Başkanımız Alaaddin Güncel'i buraya davet ediyorum. Sayın Başkanım, buyurun lütfen. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, Parti Meclis Üyelerim, Sayın Milletvekillerim, Millet İttifakı'nın saygıdeğer il ve ilçe başkanları, Sayın Belediye Başkanlarım, yerel demokrasimizin mihenk taşı, çok değerli muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarının saygıdeğer temsilcileri, yazılı görsel internet medyasının değerli emekçileri, Kırklareli'miz için önem arz eden
muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat anlarları toplantımıza hoş geldiniz. Davetimize icabet ettiniz, şeref verdiniz. Sağ olun, var olun. Türkiye'deki hak, hukuk ve adaletin yılmaz savunucusu, mağdurun ve mazlumun gür sesi Sayın Genel Başkanım, sizi kıtlarımızda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz, onur duyuyoruz. Halkımızın her geçen gün farklı sorunlarla karşılaştığı, artık dayanacak gücün kalmadığı bir dönemde kıtlarında süt üreticimiz, hayvancımız, çiftçimiz, işçimiz, esnafımız, sanayicimiz mutsuz, gençlerimiz işsiz, kadınlarımız kaygılı. Ancak Türkiye'de yarattığınız birlik, beraberlik, dayanışma ekibi sayesinde artık umutsuz değiliz. Partimizin son yoklarının 20. kurulu tayininde kabul edilen 200 yılda çağrı beyannamesinde belirtildiği gibi şimdi Türkiye'nin tam vakti. Gün doğuyor, umut yeşeriyor. Bugün burada genel başkanımızla bir araya gelen siz değerli muhtarlarımız, bütün katılımcılar, hepinize tekrar teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından ötürü. Sayın Bakanım, değerli milletvekilleri, toplumumuzda çok saygın olan değerli kanaat önderlerimiz, aramızda bulunan belediye başkanlarım, yazılı görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri, saygıdeğer konuklar. Ben konuşmalarını yapmak üzere çözümü birlikte arayıp doğruyu bulabiliriz. Dayanışma içinde hareket edersek sorunları çözebiliriz diye. Seslerini duyuramayanların sesi. Ülke birliğimizin ve beraberliğimizin teminatı. Bu ülkenin işsizlerinin, bu ülkenin esnafının, bu ülkenin apartman görevlilerinin, bu ülkenin kamyon şoförlerinin, bu ülkede yaşayan halkın ve garibanların dostu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu buraya davet ediyor. Bir müsaade edin, çekelim. Tamam. Bir lifte oturken karşıdan dedi ki, mutlu insanların yaşadığı kente hoş geldiniz diye. Dolayısıyla Kırklareli'nde mutlu insanların olması hepimizin ortak arzusu. Sadece Kırklareli'nde değil, bütün Türkiye'de 83 milyon hepimiz mutluysak zaten bir sorun yok. Önemli olan beraber yaşamak, birlikte yaşamak. Anayasanın başlangıç bölümünde yazar. Tasada ve kıvançta beraber olmak. Tasada ve kıvançta berabersek o zaman gerçek anlamda millet oluyoruz. Gerçek anlamda millet olmanın, tasada kıvançta beraber olmanın, 83 milyonun mutlu olmasının yolları vardır. Elin oğlu mutlu oluyor da biz niye mutlu olmuyoruz? Elin oğlu rahat yaşıyor, geçiniyor da biz niye rahat yaşayıp geçinmiyoruz? Elin oğlunun çocuğu üniversiteyi bitirdiği zaman hemen iş buluyor da bizim evlatlarımız üniversiteyi bitirdiğinde neden uzun süre iş bulamıyor veya hiç iş bulamıyor? Elin oğlu üniversiteyi bitirdiğinde, eğitimini tamamladığında kendi ülkesinde çalışıp alın teri döküp kazanıyor da bizim ülkemizde neden gençlerimiz geleceği yurt dışında arıyor? Bu toplantının ana konusu bu değerli arkadaşlar. Kavga tamam, bir tarafa bırakıyoruz. Ama sorunlarımız var. Millet sorunların altında ezilmiş vaziyette. Toplumun hangi kesimine giderseniz dert dinliyorsunuz. İster çiftçiye, ister işçiye, ister emekliye, ister kamyon şoförüne, ister apartman görevlisine, İster muhtara, ister devlet memuruna, ister sanayiciye. Herkesin sorunu kendi penceresinden görüyor. Sanayiciye gidiyorsunuz, durum iyi diyor ama önümü göremiyorum, yatırım yapamıyorum.
Dolar nereye gidecek bilmiyorum. Avro nereye gidecek bilmiyorum diyor. Yatırım yapamıyorum diyor. Artı can ve mal güvenliğim yok diyor. Ya birisi gelir ve benim malıma, fabrikama çökerse ne yapacağım diyor. Adalet yok diyor. Esnafa gidiyorsunuz ve zaten kan alıyor esnaf. Çiftçiye gidiyorsunuz. Üretmek istiyorum, kazanmak istiyorum, alın teri dökmek istiyorum ama harcadığım emeğin karşılığını almak istiyorum. Ve Trakya'nın bereketli toprakları var. Bu bereketli topraklarda insanlar üretiyorlar. Çiftçi üretecek, kazanacak, gelir elde edecek, düğünlü derneğini yapacak, ertesi yıla hazırlanacak. Ertesi yıla hazırlanacak takat kalmazsa ne yapacak peki bu? Bu sorunlardan Türkiye'nin arınması lazım. Bu sorunlardan arındıracak olan da siyaset kurumudur. Bakın. Siyasetçi dışında esnaf gelip bu sorunları çözemez. Sanayici gelip bu sorunları çözemez. Çiftçi gelip bu sorunları çözemez. Emekli gelip bu sorunları çözemez. Sorunları çözecek olan siyaset kurumudur. Siyaset kurumu sorunları nasıl çözer? Hepinizin düşünmesini isterim. Bu soru önemli bir soru. Siyaset kurumu sorunları nasıl çözer? Ondan önce şunu ifade edeyim. Siyasi partiler devlet değildir. Devlet ayrıdır. Devlet bakidir. Siyasi partiler vatandaştan yetki alıp 5 yıl süreyle gelir devleti yönetir. O kadar. Devlet olmaz. Beşikli yılın sonunda tekrar gider milletin hakemliğine başvurur. Millet oy verirse tekrar gelir yönetir. Ama devlet olmaz. Devlet adaletle yönetilir. Devlet liyakatle yönetilir. Adaletin ve liyakatin olmadığı bir yerde devlet dediğiniz kurum yara alır. Temelleri sarsılır. Çok tipik ve çok basit bir örnek vereceğim. Hafızanızda kalsın diye. Devletle siyaset ya da siyasi partiler arasındaki farkı bilmeniz açısından. Devlette en alt makam. Devlet memuru olmak istiyorsunuz. Şube müdürü, en alt makam. Ya da şef olacaksınız. En alt makam. Önce KPSS sınavına gireceksiniz. Sınavda başarılı olacaksınız. Atamanız yapılacak. Düz memur oluyorsunuz. Ama daha henüz asaletiniz onaylanmamış. Bir süre asaletiniz onaylanacak. Aradan bir süre geçecek. İyi tezkiyeler alacaksınız. Sonra şeflik sınavına gireceksiniz ve devlette en alt kademede şef olacaksınız. Peki bakan olmak için ya da milletvekili olmak için iki şeye ihtiyaç var. Bir, savcılıktan ihal kağıdı. İki, ilkokul diploması. O kadar. Bakan da olabilirsiniz, milletvekili olursunuz, her şey olursunuz. Ama devlette liyakat neden önemli? İşte bunun için önemli. Devletin hafızasını bürokrasi tutar. Siyasi partilerde devletin hafızası olmaz. Dünyanın bütün ülkelerinde böyledir. Adaletle yönetilen bütün ülkelerde böyledir. O zaman şuna geliyoruz. Siyasi partiler devleti adaletle nasıl yönetirler? Öyle adaletle yöneteceğiz. Devletin dini adalettir diyoruz. O zaman adalet dediğiniz kavram nedir? Adalet dediğiniz kavramı nereden tutuyorsanız orada adaleti mutlaka bulursunuz. Sorguladığınız zaman bulursunuz onu. Çiftçi için adalet nedir? Döktüğü malın terinin karşılığını alıyor muyum, almıyor muyum? Bir haksızlığa uğradığım zaman mahkemeye başvurduğunda adalet sağlanıyor mu, sağlanmıyor. Benim hakkım bana teslim ediliyor mu, edilmiyor mu? Benden daha güçlü bir olan birisiyle, ister siyaseten ister ekonomik olsun, benden daha güçlü olan birisiyle çatıştığımda ben haklıysam adalet mekanizması güçlünün yanında değil de haklı olanın yanında yer alıyorsa orada adalet var demektir. Olayın kuralı budur. Kural budur. Örnek vereceğim size. Örnek. Günümüzün örneği. İki yerde polis arama yapar.
Kocaeli Dilovası'nda ve Mersin Limanı'nda. Kilolarca kokain bulundu. Kilolarca. Değeri milyar dolarlar. Ne savcı cesaret ediyor dava açmaya, ne de kime geldiğini kimse sormuyor. Niçin? Buyurun gidin, hemen şurada bir şey yapın, polis gelir yakanıza yapışır ve götürür karakola. Evlatlarımızı zehirleyen insanlara hiç kimse cesaret edip dokunamıyor. Gücü kimden alıyoruz? Gücü kimden alıyoruz? O kadar güçlüler ki polis yakaladığı halde savcı bir şey yapamıyor. Polis yakaladığı halde hakim bir şey yapamıyor. Dava dahi açamıyorlar. Cesaret edemiyorlar. O zaman bu gücü nereden alıyorlar? Gücü çiftçiden mi alıyorlar? Hayır. Sanayiciden mi? Hayır. Esnaftan mı? Hayır. Mahallede oturan işsiz gençten mi? Hayır. Ev kadınlarından mı? Hayır. Apartman görevlerinden veya muhtarlardan mı? Hayır. Gücü nereden alıyorlar? Devleti yöneten siyasi otoriteden alıyorlar. O zaman hepiniz elinizi vicdanınıza koyup sandığa giderken bunu düşünmek zorundasınız. Ben oy vereceğim partiye, oy verirken baronların yanında olan, uyuşturucu kaçakçıların yanında olan, onlara kol kanat geren, asla onlarla ilgili bir şey yapmayan bir siyasi iktidara mı oy vereceğim, partiye mi oy vereceğim, yoksa evlatlarımızı uyuşturucudan kurtaracak olan siyasi partiye mi oy vereceğim? Bunun üzerinde düşünmek zorundayım. Bu memleket sadece benim memleketim değil, hepimizin memleketi. Bu millete söz verdim. Bu millete söz verdim. Evlatlarımızı uyuşturucuya alıştıran bütün baronlarla mücadele edeceğim. Polise bakın bu yetkiyi verin. Polise deyin ki kardeşim bunları yakalayın. Size kimse dokunmayacak. Fazla değil. 6 ayda sinek uçsa haberleri olur. 6 ayda. Eğer sadece bizim değil Orta Doğu'nun en büyük baronunu hapishaneden çıkarıyorsanız, zindaşlıyı ifade etmek istiyorum. Hapishaneden çıkarıyorsanız, serbest bırakıyorsanız, adam kayıtlara karıştıktan sonra usulen bir tutuklama kararı çıkarıyorsanız, adam gitti. Kim çıkardı? Çiftçi mi çıkardı? Emekli mi çıkardı? Kim çıkardı? Bu adamın gücü neyle ölçülür? Parayla. Parayı verdin mi? Her şey oluyor. Parayı alan kim? Kimse kusura bakmasın ama devleti yönetenler. Devleti yönetenler. O para olmasa bu işler olmaz. Başka bir örnek vereyim. Belki diyeceksiniz ki ya bu kadar da olur mu? Olur efendim, olur. Bir ülkenin İçişleri Bakanı televizyona çıkar. İçişleri Bakanı. Hani Tarım Bakanı olsa deriz ki bilmiyor. Hadi bir muhalefet partisinden birisi olsa deriz bilmiyor. Sanayici, çiftçi, muhtar olsa deriz bilmiyor. İçişleri Bakanı çıkıp da televizyona bir siyasetçiye her ay 10.000 dolar rüşvet veriliyor dendiği zaman kimin hemen harekete geçmesi lazım? Devleti yönetenler. Bir dakika diyecekler ya. Siyaseti kirlilikten arındırmamız lazım. Ne demek ya? Bir siyasetçi her ay 10.000 dolar rüşvet alacak. Bunu İçişleri Bakanı çıkacak. Devletin televizyonda anlatacak. Kimsenin de kökü çıkmayacak. Şu memleketin geldiği hale bak. Şu memleketin geldiği hale bak. Şu siyaset kurumunun geldiği hale bak. Parayı verenin düdüğünü çaldığı bir devlet olmaz. Devlet dediğiniz kurum ciddidir. Ne dedik? Devletin dini adalettir. Adaletle yönetilir. Birisine haksız olarak sağladığınız imkanlar, başka birisinin elindeki imkanı ona tahsis etmek demektir. Uyuşturucu bataklığının içine sokulmak bir gençliğimiz var.
İstanbul'a girdim, fakir mahallelerde var. Yazık, günah değil mi bu çocuklara? Ve bunlar milyar dolarlar kazanırlar ve bunlar 5 kuruş da vergi ödemezler. Ama hepiniz vergi ödersiniz. Söylediğim sadece bu değil. Okullar açıldı. Değerli arkadaşlarım, okullar açıldı. Gayet güzel. Bakın size okullarla ilgili bazı rakamlar vereyim değerli arkadaşlarım. Gerçekten içim acıyarak söylüyorum bütün bunları. Hala birleştirilmiş sınıflar var Türkiye'de. 21. yüzyıl. Yani 1., 2. ve 3. sınıf çocukların aynı odada aynı öğretmenden ders gördüğü sınıflarımız var. Hala derslik ihtiyacımız var. Üniversiteler açıldı, yurt sorunumuz var. Üniversiteyi kazanıyor evladımız, kızımız, oğlumuz. Hepimizde bir sevinç, mahallede sevinç. Herkes seviniyor, annesi, babası, yakınları, akrabaları, çocuğumuz, evladımız üniversiteyi kazandı diye. Üniversiteyi göndereceğiz, ikinci bir sefer dert başlıyor. Bu çocuk nerede kalacak? 20 yıldır yurt sorunu çözemedi. 20 yıl. Kırklar elinden bütün Türkiye'ye sesleniyorum. 20 yıl değil. 1 yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım. 1 yıl, 1 yıl için. Böyle bir şey olamaz değerli arkadaşlar. Yurt sorunu dediğiniz nedir Allah aşkına ya? Nedir dediğiniz ya? Bütün üniversitenin kampüslerinde yaparsınız. İkişer, üçer kişilik odalar, sıcak su, soğuk su, geniş bant internet erişimi. Evlatlarımız orada kalacak. Onlar Türkiye'nin geleceği. Onlar ne kadar iyi yetişirse, ne kadar iyi eğitim alırlarsa Türkiye o kadar büyüyecek. Ama siz bunları pahalı yerlere mahkum ediyorsunuz. Ev kiraları aldı başını gidiyor. Kimin derdi bu? Vatandaşın derdi. Sarayda oturanların böyle bir derdi var mı? Asla yok. Bir yerden değil 5 yerden maaş alanların böyle bir derdi var mı? Onların da böyle bir derdi yok. Şu Türkiye'nin geldiği hale bak. Bize 5 büyük sorun bıraktılar. 5 büyük sorun bıraktılar bize. Eğitim başlı başına bir sorun olan. Ya 2 milyon çocuk internete ulaşamıyor. 1.600.000 evladımız EBA'ya ulaşamıyor. Ben 21. yüzyıldan söz ediyorum. Sizin 1.600.000 çocuğunuz eğer EBA'ya ulaşamıyorsa bu çocuğa hangi eğitimi veriyorsunuz? K12 dediğimiz 12 yıllık süre. 40.000 çocuğumuz okula gidiyor, ders alıyor. 40.000 çocuğumuz okuma yazma bilmiyor. Şu eğitim sistemine bak. Dış politika. Ya dış politikanın milli olması lazım değerli arkadaşlar. Milli olması lazım. Dış politika milli zeminde büyür. İktidarı muhalefeti olmaz dış politikanın. Defalarca söyledik, yanlış yapıyorsunuz. Bu yanlış politika, dış politika Türkiye'yi bölgesinde yalnızlaştırır, dünyada yalnızlaştırır dedik. Hayır, siz bilmezseniz Türkiye şahlanıyor. Buyur bakalım nasıl şahlanıyor. Mısır'la kavga ettiler. Niçin? Bana bir Allah'ın kulu çıkıp desin ki biz şunun için kavga ettik. Roro seferlerini iptal etti. Şimdi yalvarıyorlar Mısır'la barışalım diye. Devlet dediğim gibi akılla, adaletle yönetilir. Bilgiyle yönetilir. Birikimle yönetilir. İrfanla yönetilir, erdemle yönetilir. Devlet ön yargıyla, kinle, intikam duygusuyla devlet yönetilmez. Devleti nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Para yok, her şeyi sattılar. Şimdi satacak hiçbir şey kalmadı.
Şimdi hayal satıyorlar. Ona başladılar. Hayal satıyorlar. Niye hayal satıyorlar söyleyeyim. Daha yeni 14 Eylül'de konuşma yapıyor beyefendi. Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür. Bütün hedef silüet oldu şimdi. Ya kardeşim dün gelmedin. 3 yıl olmadı, 5 yıl olmadı, 10 yıl olmadı, 15 yıl olmadı, 20 yıldır ya. 20 yıldır şimdi sıra geldi hayale. Buradan Türkiye'yi çıkarmamız lazım. Buradan Türkiye'yi büyütmemiz lazım. Hem çıkaracağız hem büyüteceğiz. Bunun için hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. İttifakla birlikte, Millet İttifakı ile birlikte, Allah'ın izniyle ve sizlerin desteğiyle Türkiye'yi bu badireden çekip çıkaracağız. Huzurlu, güzel, gerçekten de bölgesinde şanı şerefi olan bir ülkenin yeniden inşa edilir. Bakın değerli arkadaşlar. Ne diyorlardı? 24 saatte Emevi Camii'nde namaz kılacağız diyorlar. 3 milyon resmi rakamlara göre 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Bırakın gitmeyin. 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Gayri resmi rakamlara göre 5 milyon 6 milyon. Ve Afganistan'dan insanlar Katar giriyorlar. İran coğrafyasını aşarak buraya geliyorlar ve bizim sınırlardan geçiyorlar ve bize ikamet ediyorlar, bekliyorlar. Efendim para verilirse daha fazla alacağız. Kimden izin aldın sen arkadaş? Referandum mu yaptın? Vatandaştan mı izin aldın? Bu millete sözüm sözdür. Kesin. En geç 2 yıl içinde, en geç 2 yıl içinde herkesi, bütün sığınmacıları davullar, zurnayla memleketlerine göndereceğiz. Kararlıyız. Irkçılık yapmadan, çünkü onların kabahati yok. Onları buraya getirenlerin kabahati var. Onların ne kabahati var? Kapıyı açmışsın, o da geliyor. Onları buraya kim getirdiyse kabahat onlarda. Dolayısıyla sığınmacılara kızmayacağız. Ama onları kendi ülkelerine can ve mal güvenliklerini sağlayarak göndereceğiz. İstihdam da yaratacağız onlara. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Kendi topraklarımızda, kendi evlatlarımıza bir iş bulalım ya. Efendim onlar olmasa sanayi batıyor. Ne demek yani? Şu aklı evvel cümleye bak, cümleye bakın Allah aşkına. Değiştireceğiz bunları. Devlet akılla, irfanla, bilgiyle, birikimle, adaletle yönetilir dedi. Devlet aynı zamanda bütün vatandaşlardan vergi alır. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Emzik alırsınız, vergi vardır. Altına bez alırsınız, vergi vardır. Mama alırsınız, vergi vardır. Su içersiniz, vergi vardır. Elektrik düğmesine bastığınız anda 5 çeşit vergi ödersiniz. Musluğu açtığınız anda 4 çeşit vergi ödersiniz. Soru şu. Devlet adaletle yönetiliyorsa bizden toplanan vergilerin nerelere harcandığını bizim bilmemiz lazım. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bilgi veriyorlar mı? Vermiyorlar. Sorduğumuz zaman ne diyorlar? Bu ticari sırdır diyorlar. Devlet ticarethane mi ki ticari sır olsun? Dünyanın bütün demokrasilerinde vatandaşa siyaset kurumu yani devleti yönetenler hesap verirken neden hesap vermekten kaçıyorlar? Havaalanı yapıyorsun gayet güzel. Kimse itiraz etmiyor. Sorduğumuz soru şu. Kaça yaptın? Bilemezsin. Yol yapıyor. Kaça yaptın? Bilemezsin. Oysa devlet dediğiniz kurum siyasi otorite devleti yönetirken vatandaşına hesap verir. Hesap vermek zorundadır. Demokrasinin çıkış kaynağı budur zaten. Ey siyasi iktidar, benden vergi topluyorsun. Topladığın vergiyi nereye harcıyorsun? Bunun hesabını vermek zorundadır.
hesap verilmediği içindir ki ekonomi de çok berbat. Kaynakların nerelere, kimlere ne kadar tahsis edildiğini de bilmiyoruz. Doğru dürüstür. Burada da temel bir sorunumuz var. Bunun da bir şekliyle aşılması lazım değerli arkadaşlarım. Bakın, 128 milyar dolar nereye harcandı, kime verildi diye bir soru sorduk. İtiraz ettiler. Vatandaşın cebinde dediler. Sonra efendim başka bir yerde de her kafadan bir ses çıktı. Merkez Bankası, bakın değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Merkez Bankası döviz satar. Eyvallah, kimse buna niye sattın demez. O işin sorumlusu Merkez Bankası'dır. Çünkü fiyat istikrarını sağlamak Merkez Bankası'nın görevidir. Kanun öyle diyor. Ben demiyorum. Merkez Bankası'nın kanunu diyor bunu. Döviz satar mı satar? Nasıl satar? Kimlere sattığını Merkez Bankası bilir. Artı bunu kendi internet sitesinde de yayınlar. Doları şuradan, avroyu şuradan sattım der. Ve biz de öğreniriz oradan. Yıllardır böyle zaten. Ama bir karar alıyorlar. Merkez Bankası'nın elinden bu yetkiyi alıyorlar. Kanunsuz. Hazine ve Maliye Bakanı'na veriyorlar. Damat alıyor 128 milyar doları satıyor. Kime sattığını kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Bir Allah'ın kulu siyaset iktidarı yönetenler. Bir Allah'ın kulu çıkıp da arkadaş biz 128 milyar doları şuralara sattık. Şu bedelden sattık. Demesi lazım. Demiyor. Vermiyor hesabını. 128 milyar dolar kimin parası? Sizlerin parası, hepimizin parası. Çiftçiye vermiyorsun. Buğday üreticisine vermiyorsun, ayçiçeği üreticisine vermiyorsun. Ama birilerine 128 milyar doları veriyorsun. Bakın, öyle bir noktaya geldik ki değerli dostlarım. Bir ülke vergi toplar. Toplanan vergi planlanır. Nereye, önce hangi yatırımları yapalım diye planlanır. Bunu bürokratlar yaparlar. Ona göre kaynak tahsisleri yapılır ve yatırımlar yapılır. Planlama olmadan bir şey olmaz. Her devlet 5 yılını, 10 yılını, 30 yılını, 50 yılını, bazı ülkeler 100 yılını planlar. Biz ne yaptık? Eskiden bir devlet planlama teşkilatı vardı değil mi? Kapattık onu. Yok öyle bir teşkilat. Değerli arkadaşlarım, ve ekonomiyi Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettik. Son 19 yılda var olan iktidarın Londra'daki bir avuç tefeciye verdiği faiz 191 milyar dolar. 19 yılda sadece faiz 191 milyar dolar dedik. Kimin sırtında? Hepimizin sırtında. Çiftçiye vermiyorsun, tefeciye veriyorsun. Emekliye vermiyorsun, tefeciye veriyorsun. Esnafa vermiyorsun, tefeciye veriyorsun. Kimlerden alıyorsun? Esnaftan, çiftçiden, emekliden, sanayiciden alıyorsun. Bu ekonomi politika sömürü düzenine dayalı bir politikadır. Buradan da Türkiye'nin çıkması lazım. Ve güçlü bir şekilde çıkması lazım. Allah'ın izniyle ve sizlerin desteğiyle iktidar olsun. Bizler esnaf kefalet kooperatifinden aldıkları faizlerin tamamını sıfırlayacağız. Ana parayı da taksite bağlayacağız. Hangi faiz alıyor? Çiftçi için de aynı şey. Çiftçinin de ister tarım kredi kooperatiflerinden ister bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Onu da makul sürede taksite bağlayacağız. Ya adamı zaten perişan etmişiz. Zaten mahvolmuş bu kişi. Hangi faizi alıyorsun sen bunu? Yine aynı şekilde esnafın kira stopajı var. Onu tamamen kaldıracağız. Esnaf zaten vergi veriyor. Gayrimenkul sahibinin kirasını esnafın sırtına yıkmışsın. Niye? O zaten vergi verecek. Beyanname verecek. Bunu sen öde diyor. Niye ödesin? Bunu da kaldıracağız. Fakir ailelerin çocukları üniversiteye giderken kredi yurtlar kurumundan
kredi alıyorlar. Mezun oluyor çocuk, işsiz, parayı öde diyorlar. Parayı ödemezsen babanın mal varlığına haciz koyacağız diyorlar. Durduracağız bunları. Çocuk işe girdikten sonra parayı ancak isteyebilirsin. İşe girmeden sen hangi parayı istiyorsun? Devlet dediğiniz kurum sosyal devlet olmak zorundadır. Fakirin fukaranın yanında, üretenin yanında olan devlettir biz sosyal devlet, böyle diyoruz zaten. Üniversiteye gitmiş, güzel. Devlet kredi vermiş, güzel. Geri öde. İyi de bana iş ver, geri ödeyim. Kaçacak bir hali yok ki. Faiz istiyorsun. Hangi faizi istiyorsun? Bizim bir palet fabrikamız vardı. Milliyetçiyim diyorlar ya. Şundan herkesin emin olması gerekir. Gerçek milliyetçi biziz. Altı okumuzdan birisi milliyetçiliktir. O Katarlılara verilen tank palet fabrikasını Katar ordusunun elinden alacağız, Şanlı ordumuza vereceğiz. Bir hafta için. Bir hafta için. 2018'de Türkiye tank üretmiş ya. Tank üretmiştik ya. Neden tank üretiyor? Şimdi Katar'a bekliyoruz, Katar bize tank üretsin. Katar'ın böyle bir şey yok ki. Niye verdik? Yine sözüm sözdür. Bizim milli tarihimizde ilk kez, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihinde ilk kez terör örgütünden kaçtık ve topraklarımızı terör örgütüne teslim ettik. Süleyman Şah Türbesi'nde kaçırdık. Millete sözümdür. Bir hafta içinde bedeli ne olursa olsun o topraklara gideceğiz. Süleyman Şah Türbesi'ni koyacağız yerine ve şanlı bayrağımızı da göndere çekeceğiz. Hiç. Diğerleri gibi değiliz. Diğerleri gibi değiliz. Değerli arkadaşlarım, az önce söylediğim öğrencilerin yurt sorunu biz bir yıl içinde çözeceğiz. Bir yıl içinde çocuk üniversiteyi kazandığında hiçbir anne babanın gözü arkada kalmayacak. Oğlumun, kızımın yurdu var, gidecek, sıcak suyu var, soğuk suyu var, güzel internet, geniş bantlı internet erişimi var, hepsi ücretsiz ama yurtta makul bir para. Eğer fakir aileler varsa zaten onlara burs, kredi zaten veriliyor. Dolayısıyla bunu sağlayacağız. 43.627 dersliğe ihtiyacımız var. Evlatlarımızın güzel sınıflarda okuması için. 43.627 dersliğe ihtiyacımız var. Hükümete çağrı yaptı. Bizim belediyelerimizin olduğu yerde bize arsa gösterin, size derslik yapacağız, bedava vereceğiz. Evlatlarımız güzel yerde okusun. Cesaret edip bize arsa vermiyorlar. Verseler yapacağız çünkü. Bizim Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız bütün ilçelerde okul yaptı. Onları yapamadığını yapıyoruz. Ve siyaseti kirlilikten arındıracağız. İlk yapacağımız iş siyasi ahlak yasasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmektir. İlk yapacağımız iş. Ya rüşvet alanın mecliste ne işi var? İhale takipçisinin mecliste ne işi var? Milletvekili, milletin vekili olmak zorundadır. Uyuşturucu baronlarının, rüşvet alanların mecliste ne işi var? Onların işini kovalayan, onları destekleyenlerin mecliste ne işi var? Aynı zamanda siyasi partiler yasasını da değiştireceğiz. Gidiyorsunuz, oy kullanıyorsunuz. Güzel. Milletvekilini siz mi seçiyorsunuz? Hayır. Kim seçiyor? Bizler seçiyoruz. Peki siz kime oy veriyorsunuz? Listenin altına mühür basıyorsunuz, o kadar. Oysa olması gereken ne? Milletin vekilini milletin seçmesi lazım. Sizin seçmeniz lazım. Siyasi partiler kanunun değişmesi lazım. Darbe döneminde çıkan siyasi partiler yasası bugünkü tablonun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Onu da ortadan kaldıracağız. Siyasette arınma derken sadece milletin vekili olma değil, aynı zamanda kirlilikten de arınma. Siz kalkıp da uyuşturucu baronlarının temsilciliğini yapar, onların mahkemelerdeki işini takip ederseniz o kişilerin
siyasetin dışına çıkması lazım. Ahlaklı bir siyaset olması lazım. Erdemli bir siyaset olması lazım. Siyaset bir rekabet içinde olmalı ama rekabetin ahlaklı zeminde yürümesi lazım. Bunu yapacağız. Değerli arkadaşlarım, aile destekleri sigortasını getireceğiz. Hiçbir çocuk bu coğrafyada yatağa aç giremez. Aç giriyorsa yönetenlerin ayıbıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. Kaynakları olan bir devlettir. Yerinde ve zamanında kullanırsanız. Birilerine teslim olmazsanız. Aile destekleri sigortasını getirdiğiniz andan itibaren şu tablo ortaya çıkıyor. Yoksulluk bir kader olmaktan çıkıyor. Sosyal devlet harekete geçiyor. Fakir aile mi var? Olabilir. Sosyal devlet o ailenin banka hesabına düzenli her ay belli bir para yatırır. Onlar da giderler emekli gibi, memur gibi, işçi gibi bankadan parasını alırlar. Onun yoksulluğunu kimse bilmez ve onun onurunu korumuş olur. Bir insanın onuru böyle korunur. Yoksa kişi fakir, televizyonlar çağır, kameraların önünde fakirlere bunları biz dağıtıyoruz. Ya onun fakirliğini sizin teşhir etmeye hakkınız var mı? Onun onurunu korumak gerekmiyor mu? Değerli arkadaşlarım, aramızda muhtar kardeşlerim de var. Onlara da bir iki şey söyleyeyim. Bir, 82 kanunda ve 354 maddede muhtar adı geçer. Siz bilmezsiniz. Ben de bilmem. Biz araştırdık da bulduk. Sizin başlı başına bir muhtarlık kanununa ihtiyacınız var. Yetkileri tanımlanmış, görevleri tanımlanmış, yapacağınız işlerin tanımlandığı bir muhtarlık kanununa ihtiyacınız var. Bunu hazırladık. Muhtar örgütleriyle konuştuk. Onlara gönderdik. Eksiğimiz olabilir dedik. Bakın, varsa bir eksiğimiz düzeltelim dedik. Bunu çıkaracağız. Sadece bu mu? Hayır. Bu topraklarda yapılan ilk seçim bir muhtarlık seçimidir. 1800'lü yıllarda Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan muhtarlık seçimidir. Milletvekili seçiminden önce. O nedenle biz muhtarlığı demokrasinin temel taşı olarak görürüz. Demokrasiyi, seçimi bu topraklara muhtarlar sayesinde gelmiştir. O nedenle muhtarlık kurumu ne kadar güçlü olursa demokrasi de o kadar güçlü olur. Seçimle gelenlerin aylık aldığını biliyoruz, maaş aldığını biliyoruz. Ta Cumhurbaşkanı'ndan tut belediye başkanına kadar. Ama muhtara maaş verilmez. Ne verilir? Ödenek verilir. İzni ayrılırsanız kesilir. Niye ödenek veriyorlar da niye maaş vermiyorlar? Sizin izin yapmaya hakkınız yok mu? Siz de hastalanabilirsiniz. Ve sizin ödeneğiniz o zaman kesiliyor. Size normal seçimle gelenler için ne yapılıyorsa muhtarlar için de aynı şeyin yapılması lazım. Yani maaş ödenmesi. Tek başınıza geliyorsunuz. Bir masanız, bir sandalyeniz var. Bazı yerlerde muhtarlık evi var, bazı yerlerde kira, bazı yerlerde küçük bir baraka, bazı yerlerde geliyor kiralık seni çıkarıyorum diyor, buradan yer bulamıyor. Böyle çok olaylarla karşılaştık. Niye bir muhtarlık, mütevazi bir muhtarlık evi olmaz? Niye bir girişi olmaz? Niye muhtarın oturacağı bir makamı olmaz? Niye önünde bir bilgisayar olmaz? Ve daha da önemlisi, niye muhtarın emrinde çalışacak bir görevli olmaz? Ben muhtarlara birer personel tahsis edilecektir, verilecektir dediğim zaman koro halinde kızdılar. Vay nasıl verirsin diye. Niye vermeyeyim? Dünya kadar işsiz var. Dünya kadar işsiz var. Muhtar bir yere izin alıp gittiğinde o kişi, o arkadaş orada. Veya muhtar mahalle içinde de bir yere gidebilir. Taziyeye gidebilir, düğüne gidebilir. Alışverişe gidebilir. Valiye gidebilir, kaymakamlığa gidebilir, doktora gidebilir.
E bir kişinin muhtarın orada bir kişinin oturması lazım. Herkesin var. Seçimle gelen herkesin var. Ama muhtara geleceğim. Muhtarın yok. Niye yok? Siz de seçimle geldiniz. Vereceğim. Birer yardımcı görevli vereceğim. Onlar siz seçilirsiniz veya seçilmezsiniz. Yeni gelen muhtara da onları aktaracaktır. Dosyaları tutacaktır. Bunları yapacağız. Efendim, her muhtarlığın ayrı bir bütçesinin olması lazım. Seçimle gelen herkesin bütçesi var. Niye sizin bütçeniz yok? Vatandaş en rahat kime ulaşır? Muhtara ulaşır. En rahat. Dertli olduğu zaman gider önce muhtarın kapısını çalar. Diyeceksiniz ki ya daha ne bütçesi? Kim bize para verir? Oturduğunuz mahallede vatandaşlar emlak vergisi ödüyorlar mı? Ödüyorlar. O mahallede emlak vergisi ödeyen vatandaşın %1'i muhtarlığın bütçesi olsa ne olur? Siz de o mahalledesiniz. En rahat ulaşacağı kişi. O nedenle diyoruz ki sosyal yardımlar muhtarlar aracılığıyla dağıtılsın. Çünkü muhtarın politik kimliğinden çok bağımsız olarak seçilir. Bir partinin logosuyla seçilmez, armasıyla seçilmez. Ben muhtarım der, seçilir ve gelir. Bir mahallede kimin fakir olduğu, kimin zengin olduğunu en iyi bilen kişi mahallenin bakkalı ve mahallenin muhtarıdır. Dolayısıyla sosyal yardım yapılacaksa sosyal yardımların muhtarlar eliyle dağıtılması lazım. Bazen oturursunuz mahallenizde. Mahallenizle ilgili belediye meclisinde bir karar alınır, sizin haberiniz olmaz. Niye olmaz? Niye siz mahallenizle ilgili bir konu tartışılırken neden siz belediye meclisinin o toplantısına davet edilmiyorsunuz? Neden konuşmuyorsunuz? Neden söz hakkınız olmuyor? Neden düşüncelerinizi aktaramıyorsunuz? Bunu da çözülmesi lazım. Mahalleyle ilgili bir karar alınacaksa mahallenin muhtarı mutlaka davet edilmeli. Söz hakkı ve oy hakkı olmalı. O zaman mahalleyle ilgili bir karar alınacaksa muhtar diyecek ki evet ben de gittim, oturdum, konuştum. Ya destekledim veya reddettim diyecek. Muhtarlar kanuna göre kamu kurumu sayılmıyor muhtarlık. Çoğu muhtar arkadaşımızın bundan haberi bile yok. Belediyeler muhtarlarla beraber sosyal proje geliştiremezler çünkü kanuna göre yasak. Niye yasak? Siz bir kamu görevlisiniz, seçimle geldiniz. Belediye başkanı seçimle geliyor. Milletvekili seçimle geliyor. Cumhurbaşkanı seçimle geliyor. Bu düzenlemenin de değişmesi lazım. Haciz işlemleri tebliğ yaptırılıyor değil mi size? Geliyor dünya kadar haciz bunları tebliğ eder. Tebliğ ederken, o görevi yaparken size bir bedel ödeniyor mu? Ödenmiyor. Niye ödenmiyor? Bedavacılık angarya suç değil mi? Angarya suçtur. Bir işi parasız ya da bir işi ücretsiz yaptıramazsınız kimseye. Anayasa diyor ki angarya suçtur. Kabul edilemez diyor. Bunu da yaptırıyorsunuz. Dolayısıyla muhtar kardeşlerim şundan emin olsunlar. Demokrasi bu ülkeye gelirken demokrasiyi önce muhtarlıktan başlayarak getireceğiz ülkemize. Ve muhtarlar gerçek anlamda demokrasinin temeli olacak. Şimdi birazdan buraya oturacağım. Sizler soru soracaksınız, ben de o sorularınıza cevap vereceğim. Sizden iki şey istiyorum. Bir, ya şu soruda genel başkana sorulur mu? Evet sorulur. Rahatlıkla sorun. Ben bunu bir dost toplantısı olarak kabul ediyorum. Birbirimizi daha iyi tanımalıyız. Birbirimize güvenmeliyiz. Siyasette güven çok önemlidir. İkincisi, ya şu soruda genel başkana sorulur mu? Sorarsam genel başkan alınır mı? Alınmam. Niye almayayım? Rahatlıkla sorun, rahatlıkla cevap vereceğim. Sizden isteyeyim şunu. Sorduğunuz her soruya samimi cevap vereceğim. Öyle alttan al, yukarıdan diyor, dolaş etrafını falan, yandan bir şey yok öyle bir şey. Ne soruyorsanız gayet açık, gayet net,
düşüncelerimi söyleyeceğim. Birbirimizi daha iyi tanımak zorundayız. Ülkenin sağlıklı ve tutarlı bir yönetime ihtiyacı var. Ön yargılarımızdan arınmak zorundayız. Ön yargılarımızda çoğu zaman birbirimizi tanıyoruz. Ön yargılarımızdan da arınacağız. Memleket bu haldeyken birbirimizi kucaklamak zorundayız. Efendim beni dinlediğiniz için hepinize yürekten teşekkür ederim. Sağ olun, var olun diyorum. Sorularınızı da bekliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal